Selamlar arkadaşlar. Bu video herkesi ilgilendiriyor. Şimdi birkaç bir şey söyleyeceğim. Mesela bir, madde bir. Şuraya not aldım. BTC ve türevleri. Bu gibi şeylere para yatırmayın. Kesinlikle yatırmayın. Bu gibi şeylere para yatıran, kendini akıllı sanan insanlar var. Aynı şu an futbolcuların yaptığı iş gibi. Kendilerini akıllı zannedip paraları birine veriyorlar. Onlar gerçekten akıllıydı. En azından bir resmi bankaya veriyorlardı. Ancak bankanın içinde bir şeyler dönmüş. Banka ben sorumluluk kabul etmiyorum diyor. Ve alavere dalavere dönmüş. Buna yani SPK'ya kayıtlı bir kuruluşun içinde bu oluyorsa sen BTC'ye gidip para yatır gör gününü. Ve türevleri diyorum arkadaşlar. Ether, meter bilmem ne. Avax, mavax, altı, üstü, coinleri, zartu, zurtu. Bunlara para sakın ola yatırmayın. Yatırmayın ve yatırmayın. Uyarım. Sonra para yatırıyorsun. Nereye yatıracaksın arkadaşım? Hele bu BTC'nin üzerinden bu gibi şeyler üzerinden yatırım şeyleri açılıyor ya hesaplar. Yani bir yerden açırıyorsun ABC firması diye. Kesinlikle onlara para yatırmayın. Kesinlikle. Yani anlamadınız galiba. Ya yani mesela BTC işlemi yapan firmalar vardır, değil mi? İnternetten A'dır, B'dir. Mesela bir tanesi bunun Binance biliyorum. Yani böyle borsalar var. Bu borsa aracı kurumlara bunlara kesinlikle para yatırmayın. Yani aracı kurum sizin yatırım yaptığınız şirketle kendi aranızda alışveriş yapabileceğiniz bir kurumdur. Bu o ülkenin kanunlarına uyan ve o ülke tarafından resmi olarak tanınan bir aracı kurum olması gerekiyor. Tamam mı? Mesela bizim Türkiye'de işlem yapıyorsun. Mesela adamlar ne yapmış? O forex işlemleri. A forex, B forex, C forex, D forex. Adamların hepsi böyle forexçilere girmişler, işine girmişler, kazık yemişler, dolandırılmışlar. Yani forex şirketi diye internetten gidiyor oraya paralarını yatırıyor birinin hesabına. O forex oynuyor diye sonuçta o forex'te kaybettiği zaman zaten kaybediyor. Kazandığı zaman da karşı taraf parasını vermiyor. Çünkü bunlar bizim Türkiye'ye bağlı kuruluşlar değil. Bu bizim Türkiye'nin içindeki bir aracı kurum, devletin tanıdığı bir kurum değil. Devletin tanıdığı kurumlarda bu işlemi yaparsan yap. Ancak tavsiyem değildir. Kaldıraçlı, forex, morex işlemler tavsiyem onlarda hiç olamaz. İstediği kadar devlet tanısın, tamam mı? Yani sizin tanımamanız gerekiyor. Kaldıraç işlem yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. Neymiş? İlk önce aracı kurum. İlk önce aracı kurum seçeceksiniz. Aracı kurumu nasıl seçiyorsunuz? Aracı kurumu arkadaşlar Türkiye'ye kayıtlı aracı kurumlardan yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı, hükümetinin tanıdığı kayıtlı aracı kurumlardan seçiyorsun. Onlarda da şöyle bir şey var. Senin yatırdığın para 400 bin liraysa senin 400 bin liraya kadar paranı sigorta ediyor. Kim ediyor? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ediyor. Eğer o aracı kuruma bir şey olursa senin paran giderse 400 bin liraya kadar orada teminat var. Onun yukarısında yok. Kurtarmıyor paranı. Onu da bilgin olsun. Ancak bizim insanlarımız Türkiye Cumhuriyeti tanıdığı aracı kurumlarda değil başka yerlerde çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli arkadaşlar. Hele bu tanınmamış aracı kurumlardan BTC gibi ve kripto gibi bu işlem yapılıyorsa bu çok 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 büyük tehlike arkadaşlar. Özellikle mesela ben diyor Amerikan hisse senedi alıyorum, Amerikan fonu alıyorum. Bilmem ABC kurumu diyor. ABC kurumu üzerinden alıyorum diyor. Burada sosyal medyada, YouTube'da bir sürü fenomen var. Onların reklamını yapıyor. Diyor ki şu kurum çok güzel, bu kurum çok güzel. Kesinlikle arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne kayıtlı olması gerekiyor. Kayıtlı değil ya adam reklamını yapıyor. İşte 100 bin abonesi var, 200 bin abonesi var gidiyor reklamını yapıyor. Yarın bir gün başına bir şey gelecek. Ne olacak arkadaşlar? Onun için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'ne kayıtlı aracı kurumlar. Ha bunlar ne? Bunlar belli. İnternete yaz, oku. Biraz oku, belli. Bulursun yani. Yani sermaye piyasası kuruluna kayıtlı aracı kurumlar diyeceksin. Mesela örnek veriyorum. Hangisi kayıtlı? Mesela Osmen kayıtlı. Mesela Philip Capital kayıtlı. Mesela İş Bankası'nın kurumları İsmen
kayıtlı. Yani bunlar SPK Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uyan ve yasal prosedürleri yerine getiren kurumlar. Böyle kurumlar, bankalar mesela Garanti Bankası'nın yatırım kuruluşları alt çatı altında. Bunlar kayıtlı. Anlatabiliyor muyum? Yani bankalar üzerinden yapabilirsiniz. Bunlar güvenli. Ama sen ABC şirketi kurmuş adam, ismi ABC şirketi. Neymiş efendim? Komisyon almıyormuş da. Ya kardeşim, komisyon alıp almaması önemli değil. Senin burada Türkiye Cumhuriyeti tanıyor mu? Zaten adam başta öyle geliyor. Komisyon almıyor, bir şey almıyor. Paraları topluyor, sonra kaçıp gidiyor. Sonra ne yapacaksın? Sonra ağlıyorlar. Evet. Arkadaşlar, bu işler çok ciddi. Bitcoin ve türevlerine işlem yapan kurumlardan bir kere uzak durun. O türevleriyle ilgili işlem yapan kurumların birçoğu tanınmıyor. Tanınmıyor. Tamam. İşte ne önemli olan yatırım kuruluşu. Tamam. Mesela Bitcoin ve türevleri size para mı yedireceklerini zannediyorsunuz arkadaşlar? Para mı yedireceğini zannediyorsunuz size? Mesela Türkiye Cumhuriyeti hükümeti insanlara, yani vatandaşlarını üzerinden geçiniyor. Yani vatandaşlarını suyunu sıkıyor enflasyonla. Nasıl suyunu sıkıyor? Elindeki parayı çalıyor. Nasıl çalıyor? Atıyorum bugün 100 TL bir kilo bir şey alıyorsa, o bir kilo bir şeyi seneye alamıyorsun. Seneye o yarım kiloya düşüyor. Ertesi sene çeyrek kiloya düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Amerika'da da böyle. Enflasyon aracılığıyla insanların emeğini sömürüyorlar. Nasıl sömürüyorlar? İşte o TL, o dolarla sömürüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti TL ile sömürülüyor. Öbürü dolarla. Yani o senin o 100 TL bugün bir kilo bir mal alıyorsa, seneye o 100 TL o bir kiloyu alamıyor. İşte bu ne demek? Hükümetin seni sömürdüğü demek. Tamam mı? Bu böyle enflasyonla seni sömürüyor. Şimdi hükümetler böyle vatandaşını sömürüyorken, her tarafta bu dünyada sömürüyorken, sen diyeceksin ki ben kendimi sömürtmeyeceğim. Bir tane para birimi var, BTC diye. Ben oraya geçeceğim. Siz sömürün. Eşeksiniz siz zaten. Akılsızsınız. Siz sömürülün. Ben oraya geçeceğim. Ben adam gibi para kazanacağım. Benim param değer kaybetmeyecek. Sürekli değerlenecek. Para kazanacağım. Yedirmezler kardeşim. Yedirmezler. Yedirmezler. Sana bir şeyi yedirmezler. Sen uyanık mı zannediyorsun ki? BTC'ye para yatırıp para kazanacakmış. Yedirmezler. Yani buradaki bütün herkes enayi, sömürülürsün. Bankalar sömürülürsün. Sen orada BTC'ye yatıracaksın. Ülkenin tanımadığı, hükümetinin tanımadığı bilmem ne kurumu bulacaksın. Ona paralarını transfer edeceksin. Ondan sonra o BTC çok değerlenecek. Sen para kazanacaksın. Ülke kaybedecek. Böyle bir dünya yok arkadaşım. Bir gün gelir, bir kanun çıkarır hükümet. Fişini bir keser. İnternet adresini bir engeller. O borsaların, ondan sonra yapacak bir işlem kalmaz. Kalmaz. O paralar da bir işe yaramaz. Tamam mı? Onun için bakın, Çin en uyanık Çin. Çin yasakladı bunları. Yani bunlardan bir adam olmaz, bir cacık olmaz. Niye? Türk Cumhuriyeti'nin parası TL. Bu TL'ler durduk yere ortaya çıkmadı. Mal üretti, insanlar çalıştı. Onun karşılığında bir TL oluştu. Bir mal var, bir şey var. Karşılıkta TL var. Bitcoin'in karşılığında ne var arkadaşlar? Bir dolandırıcılık var. Yani biri 0,0001 dolardan bunları üretmiş milyon adet. Sana 20 bin dolardan bir tanesini satıyor. 30 bin dolardan, 40 bin dolardan, 50 bin dolardan sana satıyor. Ne bu? Dolandırıcılık değil mi arkadaşım? Yani birazcık kafan çalışıyorsa böyle Bitcoin'miş buralarda gezinmezsin. Yani adamın maliyetini söylüyorum sana. 0,0001. Şimdi bu adam buradan tutmuş bu ürünü 60 bin dolara getirmiş. Yani 0,0001 dolardan 60 bin dolara getirmiş. Sana 60 bin dolarda satıyor bu ürünü. Sen şimdi akıllı mısın? Yoksa dolandırılacak bir keriz misin? Hadi söyle bakalım. Yani hükümetler bir şey demeyecek mi sana? Yani hükümet diyecek, ben buradaki bir sürü insanların hakkını, benim param var, işte bunların hakkı var, çalıştılar, ürettiler, karşılık para var. Bunların hakkını sana yedireceğim. Bitcoin'cilere gelin, siz de işlem yapın, sizin paranız sürekli değer kazansın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hükümetlerin paraları sürekli değer kaybeder. Biri bir birim kaybeder, biri 100 birim kaybeder. Ama başka birinin parasını o hükümet tanımaz. Hele böyle Bitcoin bir şeymiş, tanımaz zaten, tanınmaz. Yani tanımaya kalkarsan zaten onun karşılığı olması lazım. O ülkede bir şeyler üretmesi lazım.
Yani o ülke bir şeyler üretmesi onun karşılığında bir parası o. Bitcoin dediği şey karşılığı yok. Bu adam hiçbir para maliyeti olmadan bir şey almış. Sana 40 bin dolardan satıyor. Sen de onu alıyorsun. 100 bin dolar olacak diyorsun. Böyle bir mantık var mı arkadaşlar? Hükümetler IP'lerini engeller. Yani orada internet sitelerini engeller. Eriştirmez bile size. Yani bu pisliği Amerika çıkardığı için, bunlar Amerika'da doğduğu için bu pislik, Amerika'dan beslendiği için bu pislik, Amerikalılar buna izin veriyor. Ama mesela Çinliler bak baktılar, gördüler bu iş böyle olmaz. Yasaklandı. Ve diğer ülkeler de yasaklaması lazım. Yani bizim ülkemizde bu kripto işi yapanlar hep dolandırılıyor arkadaşlar. Dolandırılmaya mahkum. Yarın bir gün komple mal varlıkları gidecek. Korkarım ki. Yani bu kripto senin şeyin değil ki, yani senin bir alın terin değil. Yani sen buradan nasıl para kazanmayı düşünüyorsun? Yani 3 kuruşluk bir aklınız varsa bu kriptonun hiçbir karşılığı olmadığını anlarsınız. Ve dersiniz ki ya kardeşim ben bu mecradan çıkıyorum. Zaten sen çıksan ben çıksam kimse almasa onların ederi çöp olacak. Herkes almaya çalıştığı için sürekli fiyatları yukarı gidiyor. Ve bunu en alttan maliyetlenenden bunu çıkaranlar işte Amerikan merkezli bence bunlar. Bunlar öyle bir şey oldu ki bu dünyayı dolandırdı arkadaşlar. Yani hiçbir maliyeti olmadan sana 40 bin dolardan mal kilitliyor. 50 bin dolardan mal kilitliyor. BTC kilitliyor. Yok ben de alacağım, zengin olacaksın. Nereye zengin olacaksın arkadaşım? Nereye zengin olacaksın? 0 liralık şeyi sen 40 bin dolardan almışsın. Nereye zengin olacaksın? 80 bin dolara gidince mi zengin olacaksın? Ya o 1 dolara inerse ne olacak? 40 bin dolara aldığın şey 1 dolara inerse ne olacak? Onun için arkadaşlar gözünüzü dört açın. Aracı kurumlar SPK'ya kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tanıdığı kurumlar ve yasal işlem yapanlar. Yasal, yani burada vergi ödemiyorsan kripto işinde bu demek ki devlet seni tanımıyor. Sen yasal değilsin. Yarın bir gün paranı batırdığın zaman devlet sana bir kuruş yardım etmez. Evet. Yani onun için bu BTC ve türevler ülkenin başına bela. Yani bizim Türkler kumar oynamayı sevdiği için böyle şeylere çok para yatırırlar. Yarın da çok büyük mal varlıkları kaybına neden olacaktır bu gibi şeyler. Yani bunlar hep açgözlülükten kaynaklanır arkadaşlar. Birileri gider böyle birilerine para verir çok kazanacağım diye. Günün sonunda o paraları kaybeder. Bu BTC işinde böyledir. Diğer işler için de böyledir. Sakın 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 aracı kurumlarınızı düzgün seçin. Yani aracı kurumlar yasal işlem yapacak. Yani gidip de BTC gibi şeyler yapmayacak. Bunlar yasal değil arkadaşlar. Ve çok büyük bir dolandırıcılık hikayesinin arka planı bunlar. Bugün olmaz, yarın olmaz, ertesi gün belki bir patlar, bir günde bütün paranız çöpe gider. Benden size söylemesi, herkese iyi günler.